cehennem korkusuyla veya cennet sevgisiyle Allah ve Resulullah'ın emirlerini yerine getirmek, bu şekilde düşünme tehlikeli midir? Cehennem korkusu ve cennet sevgisiyle tabi, doğrudan doğruya bunları hedef yaparak Allah'a kulluk yapma, mukarrebine göre suyu edep sayılmıştır. Ama ebrar vesaire müminine göre suyu edep değil, ibadettir. Cenab-ı Hak cehennemi bize anlatıyor, korkalım, terhib ediyor. Cenneti bize anlatıyor, şevke gelelim, terhib ediyor. Biz bu iki kuvvetli saik içinde mabud-ı mutlaka onun rızası için ibadet yapıyoruz. Ve yaparken de dikkat edin şunu düşünüyoruz. Allah'a ulaşmanın yolu cehennemden kurtulma ve cennete girmektedir. Cehennemden kurtulamayan, cennete giremeyen mabud-ı mutlaka vasıl olamaz ve onu göremez. Demek ki Allah'ı görememe hizlanı da cennete girmemekle oluyor. Öyleyse mümin cenneti düşünürken cennetle beraber cemalullahi müşahede gibi bütün nimetlerin mahalli olması hesabıyla düşünür. Ama Cüneyd-i Bağdadi gibi bir kısım mukarrebin, onlar cehennemden korkarak ibadet yapana abdunnar demişler. Yani cehennemin kulu, Allah'ın değil. Cenneti arzu ederek ibadet eden kimselere de abdül cennet demişler. Beşeri haz ve zevkleri için, yani vecd için, istirak için kulluk yapana da abdül lezzet demişler. O da lezzetin kulu. Sanki içinde haz duymasa kulluk yapmayacak. Kabus hali içinde, içinden gelmediği halde, cenneti düşünmeden, cehennem endişesini taşımadan, her şeye rağmen, her an zorla Allah'ı kalbine koyup ibadet yapmaya da Abdullah demişler, Allah'ın kulu. Bu bir mevki meselesidir. Mukarrebinin işidir. Ben cehennemden korkuyor Allah'a kulluk yapıyorum. Cenneti arzuluyorum, oraya girmek için yine Allah'a kulluk yapıyorum. Mabud-ı mutlakı sevdiğim zaman, her şeyi unuttuğum zaman yine Allah'a kulluk yapıyorum. Bu da ehl-i sünnet ve cemaatin yolu ve yöntemidir.